Siz seçin. Ben seçmeyeyim o zaman. Caner Bey, sizinle başlayalım. Aslında tam olarak ne oldu ve bundan sonra bu keşfedilen atom altı parçacık bizim hayatımızda ve fizik dünyasında neleri değiştirecek? Şimdi evvela şunu söylemek gerekiyor. Bu atom altı parçacığın varlığı zaten bir fizikçiler daha önceden varlığını tahmin ettikleri bir parçacıktı. O yüzden burada yani hiç tahmin edilmeyen yepyeni bir şey ortaya çıktığını söyleyemeyiz. Yani bu teorik bazda ortaya konmuş bir şeydi. Yapılan deneylerle buna önemli ölçüde destek sağlandığı gözüküyor şimdilik. Bunun ne tip şeylere yol açacağını, teknolojide ne tip değişikliklere yol açacağını baştan tahmin etmek mümkün değil. Ama işte dedik daha önce CERN'de yapılan araştırmalar, internetin geliştirilmesine katkıda bulunmuştu. Genelde bilimsel bulguların nelere yol açacağı, tarihin yönünü nasıl değiştireceğini önceden kestirmek mümkün değil. Zaten tarihin yönünün ne olduğunu bilemeyecek olmamızın sebeplerinden biri bu. Mesela Karl Popper'a özellikle dikkat çekiyor. Mesela bazı August Comte gibi, Karl Marx gibi bazı düşünürler tarihin belli yasaları olduğunu düşünüyorlar. Mesela teolojik evreden işte metafizik evreye, sonra pozitivist evreye geçiriyor. Adeta böyle fizik yasaları gibi tarihin içinde yasalar olduğunu düşünüyor. Marx da kendini tarihin adeta Newton'u gibi görüyor. Kapitalist aşamadan ileride komünist aşamaya geçeceğini söylerken adeta onu böyle iki tane bilardo topu çarpışıp nasıl ayrılacakları belli tahmin edebiliriz ya fizikte. Adeta tarihi öyle tarif edebileceğini düşünüyordu. Karl Popper bunları eleştiri getirirken tarihin yönünü neden tahmin edemeyeceğimizin sebeplerinden biri olarak bunu gösteriyor. Çünkü biz bilimsel buluşların ne olacağını bulunmadan önce bilemeyiz. Bilimsel buluşlarsa tarihin yönünü değiştirir. Bundan çıkacaksa çok açık sonuç tarihin yönünün ne olacağını bilemeyeceğimiz. O yüzden yani bu neye yol açacağını, nasıl tarihe yön vereceğini söylememiz veya burada bulunan başka bulguların neye yol açacağını söylememiz şu anda mümkün değil. Eğer bunu söylersek yani bir hataya düşmüş oluruz.